Amerikan dolarının arkasında bir kartal simgesi vardır. Bu kartalın pençelerinde savaşın sembolü olan oklar bulunuyor. Ancak öbür tarafta ise barışın simgesi olan zeytin dalı var. Bu şu an gördüğümüz nesneden pek de farklı değil. Yaklaşık 4500 yaşında olan bu nesne Ur bayrağı ya da orijinal adıyla Standard of Ur olarak biliniyor ve şu an günümüzde Irak'ta olan Ur şehir devletinden geliyor. Mezopotamya gerçekten de medeniyetin doğduğu yer ve Urda buradaki ilk önemli şehirlerden biriydi. Bayrak sözcüğü aslında biraz yanıltıcı. Bunu bulan kişi aslında bunun bir direk üzerinde olduğunu ve savaşa getirildiğini düşünmüş. Ama açıkçası gerçekten de bu böyle midir hiçbir fikrimiz yok. Müzeye gittiğimizde çoğu zaman antik nesnelerden, sadece üzerinden zaman geçtiği için toprağa gömülmüş nesnelerden bahsederiz. Şimdi de burada kasıtlı olarak gömülmüş nesneleri görüyoruz. Bunlar özenle yapılmış bir defin töreninin bir parçasıymış. 20'lerde ve 30'ların başında Leonard Wally adında biri tarafından çıkarılmıştı. O 16 mezar bulmuş ve onlara kral mezarları denmişti. Tabi yine bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da inanılmaz derecede pahalı nesneler gördüğümüzdür. Bu değerli nesnelerden biri Ur bayrağı dediğimiz küçük ama gayet güzel ve özenle süslenmiş bir nesnedir. Tarihçiler bunun bir müzik aletinin seslendirme odası olabileceğini düşündüler. Diğerleri de içerisinde önemli bir şeye sahip olabileceğini, belki de bunun savaş için ödenen para olduğunu düşündüler. Ama dedim ya, bilemiyoruz işte. Bu nesne hakkında mükemmel olan diğer bir şey ise bize çok şey anlatması. Aynı zamanda da bize çok az şey anlatıyor. O zaman basit bir tasvirle başlayalım. Bu nesne kolay bir şekilde taşınabilecek kadar küçük. Uzun bir kenarı, huzur ve refahı anlatan bir sahneyi canlandırıyormuş gibi duruyor. Üç sicile ayrılmış ve etrafına güzel kabuk parçaları konulmuş. Bu nesne çok önemli çünkü bize bu kültürün dahil olduğu uzun mesafeli ticareti gösteriyor. Afganistan'daki madenlerden gelen lacivert taşı, Hindistan'dan gelen kırmızı bir taş ve körfezden bugünkü Irak'ın güneyinden gelen kabuklar var. Bu da bize tarım başarılı olduğu için bu önemli şehirlerin var olduğunu hatırlatıyor. Dicle ve Fırat arasındaki Akarsu Vadisi'nde bol miktarda yiyecek yetiştirmek mümkündü. Bu da herkesin daima tarlada çalışmak zorunda olmadığı bir toplum düzeninin oluşmasını sağladı. Yeteri kadar yiyecek olunca da bazıları hayatlarını yönetici olmaya, bazıları da sanatçı, esnaf ya da din adamı olmaya adayabildiler böylece. Farklı insanların farklı görevler üstlendiği bir toplum düzeni artık mümkündü yani. Tabii bu düzenin burada da bu üç sicilde anlatıldığını görebiliyoruz. Yukarıya doğru baktığımızda en önemli, en zengin, en güçlü kişiler görülüyor. Aşağıda da sıradan işçiler var. Sicillere ayrılmış sahneler görmek Antik Yakın Doğu sanatına özgüdür. Öyleyse aşağıdan başlayıp yukarı doğru çıkalım. Ağır bir çanta taşıyan bir insan figürü görüyorum. Alt sicilin tamamında bir şeyleri bir yerlere taşıyan, götüren figürler var. Hayvanlar ve omuz ya da sırtında bir şeyler taşıyan figürler görüyoruz. Onun hemen üzerinde daha belirgin tasvir edilmiş hayvanları yönlendiren birkaç insan görebiliyorsunuz. Bir koyun veya kuzuya benzeyen hayvanı güden birini görüyorsunuz. O hayvanın önünde iki insan tarafından yönlendirilen bir boğa var. Onların önlerinde de koyun veya keçiler ve hemen sonrasında da başka bir boğa var. Bunlar bu hayvanları belki de kurban etmek için götüren insanlar. Bir tür vergi olarak da götürüyor olabilirler. Gerçekten bilemiyoruz. İnsanlar bunun kral ya da şehir için toplanan bir tür tahsilatı gösterdiğini ileri sürdü. Üstteki sicil hepsinden daha önemli olan bir figürü açıkça belli ediyor. Kral daha büyük aslında o kadar büyük ki çerçevenin dışına taşmış. Aynı zamanda kendini diğerlerinden kolayca ayıracak farklı bir giysi de giyiyor. Bir sandalyenin üzerine oturmuş ve bu garip bir sandalye çünkü üç düz ayağının yanında bir de hayvanın ayağına benzeyen bir ayağı var. Burada gördüğümüz nesnelerin bir kısmı mezarlarda da bulunan nesneler. Yine de buna benzer bir sandalye bulduklarını sanmıyorum doğrusu. Bunu görmek çok hoş olurdu. Ancak bulunan nesnelerden bir tanesi buradaki birçok figürün tuttuğu kupalardan. Belki de bu figürler bir tür tören için krala eşlik ediyorlar. Belki bira, belki de şarap içiyorlar. Emin değiliz. Burada bir tür kutlama yapılıyor. Belli ki bir festival ya da dini bir tören var. Buradaki kral olmadığı halde oturan ikincil figürlerin onların etrafında ayakta bekleyen hizmetçilerden daha büyük olduğunu da not olarak belirtmekte fayda var. Yani bir sicil içerisinde bile hiyerarşi var. Bu da toplumdaki üç düzeyin önemini gösteriyor. Sonlara doğru da oturan ve bir şeyler içen figürleri eğlendiren iki figür var. Bir tanesi arp çalarken en sağdaki diğeri de belki şarkı söylüyor. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bu çok farklı bir hikaye. Burada yine üçe bölünmüş bir sahne var. Yalnız burada şiddet içerikli korkunç sahneler görüyoruz. Bu açık bir savaş tasviri. Burada dört erkek eşeğe benzeyen figürler tarafından çekilen dört arabada e, resmedilmişler. Her arabanın arkasında da bir sürücü ve bir de savaşçı var gibi görünüyor. Arkaya doğru bir figürün mızrak ya da balta tuttuğunu göreceksiniz. Atların çiğnediği yere düşen figürler de düşman. Yakından bakarsanız sıra dışı detaylar görebilirsiniz. Atın altına düşen insanlardan birine bakın. Yaralarını görebiliyorsunuz. Kanın aktığını görebiliyorsunuz. Yakından bakarsanız at arabalarının tekerlerindeki mekanizmayı fark edebilirsiniz. Burada bir tür mühendislik tasvir edilmiş. Alt sicil hakkında en ilginç şeylerden biri savaşta bir tür naturalizmin yer almaya başlaması. Yürüyüşten eşkine ve sonrasında dört nala doğru bir hareket var. Diğer yandan bazı öğeler gerçekten de sembolik. Örneğin daha önce de bahsettiğimiz yere düşen düşmanlar. Sanırım savaşta 4 kişinin öldüğünü düşünmek yanlış olur. Bu sadece burada gördüğümüz sayı. Ama bu diğer birçoğunun açık bir sembolü. Orta sicilde savaşa hazırlanmış bir sıra asker var. Tam takımlar, zırhlarını giymişler, miğferlerini takmışlar. Bu arada tabii bu miğferler kral mezarları denilen mezarlarda bulunmuştu. Askerlerin düzenli bir şekilde sıralanmış olmaları harika. Bu size marş eden bir gerçek ordu hissi veriyor düzeni hissediyorsunuz yapıyı hissediyorsunuz gerçek disiplini hissediyorsunuz fakat bu sicilin ortalarına doğru asıl savaşın başladığını görüyorsunuz galip askerlerin düşmanlarını katlettiğini görüyorsunuz orta sicilin sağında belki esir alınan askerler var ve gözümüz hemen üst sicilde ortadaki büyük figüre yani krala gidiyor başı yine sınırı süsleyen üstteki çerçevenin dışına taşıyor Solda bir at arabası ve askerler, sağda ise krala savaş esirlerini getiren diğer askerler ya da görevliler. Bunların savaş esiri olduğunu söyleyebiliyoruz çünkü çıplaklar, üstleri çıkarılmış, yaralılar ve kanları akıyor. Yani aşağılanmalarını, köleleştirilmelerini ve kralın büyük zaferini görüyoruz. Bu figürlerin tasvir ediliş tarzına yakından bakmak çok ilginç. Herkes tam profilden görünüyor, tek göz görüyoruz. O göz de tam olarak ileri bakmıyor. Doğru, göze profilden değil ön taraftan bakılmış. Mısır sanatına benzer bir şekilde resim düzleminde omuzlar kare hale getirilmiş. Ayakların da bakış açısına göre değil de belirli bir yöne doğru uzandığını görüyoruz. Görsel yeteneklerimizi sonuna kadar kullanabiliyoruz ama hala bilinmeyen çok şey var. Yine de bize bir şey anlatıyor. Bir hikayeyi anlatma şeklimiz bir olayı üzerinden zaman geçtikten sonra anlatma şeklimiz ve toplumumuzu düzenleme şeklimiz şu an bile milattan önce 3. milenyumdaki ile birçok ortak özelliğe sahip.